Türkiye'nin en koyu, en zeki, en çalışkan, en karizmatik, en güzel Fenerbahçe taraftarlarının takip ettiği YouTube'un sevilen kanalı Kadıköy Sokak kanalından hepinize selamlar olsun arkadaşlar. Sponsorlarımızın katkısıyla hazırlanan bu videoya hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Eğer siz de saydığım özelliklere sahipseniz zaten kanala abone olmuşsunuzdur ya da şimdi olmak üzeresinizdir. Sevgili arkadaşlar, sevgili kardeşler. Geçen sezon Giresun Spor forması giyen Chiquinho Benfica'nın Inter'le oynadığı Şampiyonlar Ligi maçında 90 dakika forma giydi. Hayat sürprizlere gebe değil mi? Yani geçen sezonun ikinci yarısında Giresun'da kiralık forma giyen 27 yaşındaki Portekizli 10 numara 13 maçta 4 gol, 3 asistle 7 gole direkt katkı yapmıştı. Bu sezon Benfica'da 8 tanesi Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplam 36. maçına çıkmış oldu. Hani bazen diyorsunuz ya iyi futbolcu olsa şurada ne işi vardı? Mesela en çok da bunu Lincoln'e yapıyorsun. Diyorsunuz yani iyi futbolcu olsaydı Rize'de ne işi vardı diye. Arkadaşlar bazı futbolcular bazı topraklardan geçer. O topraklar nelere gebe? Bunun kararını da siz verin. PFDK kararlarını açıklamış. Ahmet Nurçebi 21 gün hak mahrumiyeti. Dursun Özbek 21 gün hak mahrumiyeti. Muhtemelen kaldırırlar Dursun Özbek'ini. Emre Belözoğlu 4 maç. Icardi 150.000 TL para cezası. Şimdi ben kendi cümlelerimi söylemeden önce Serdar Hamzoğlu oldu ki büyük hakaret içeren tweet atan Icardi'ye PFDK men cezası veremedi. Ufak bir para cezasıyla olayı kapattı. Jorge Jesus'un işaret etmek istediği nokta tam da bu. İşte tam da bu noktadayız diyor. Tam da bu. Niye? Maçlar gerçekten sadece saha içinde kazanılmıyormuş. Osai Samuel sosyal medya açıklamasından 3 maç ceza aldı. Icardi'nin yılın soygunu ifadesi normal mi? Hani normal şartlarda bir kurumu hırsızlıkla suçlamak en ağır cezayı hak eder diyor. Mesela şu anda sosyal medyada bazı kurum kuruluşlarla ilgili söylentiler var. Mesela kimse Kızılay'a kan vermiyormuş. Açık açık deseniz ki şöyledir böyledir deseniz başınıza büyük iş alırsınız değil mi? Sabaha göz altındasınız. Ama federasyona hırsız dediğiniz zaman Ödüllendiriliyorsun. Şimdi Galatasaray oyuncusu Icardi 36. maddeden sevk edilmiş. Fakat 38. maddeden ceza almış. Yani bu da çok enteresan. Jorge Jesus için de aynı şey oldu diyor Galatasaray taraftarı ama genelde onların söylemleri e, pek doğru çıkmıyor. Emre Berezoğlu 30. haftada oynanacak olan Başakşehir-Fenerbahçe maçında da yedek kulübesine yer alamayacak. Muhtemelen... Emre Belezoğlu Fener maçında oynamamak için bilerek kırmızı yedi falan diye algı yaparlar diye düşünüyordum ama daha başlamadılar. Muhtemelen başlarlar. Fenerbahçe'de Fatih Karagümrük müsabakasındaki çirkin ve kötü tezahürat hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar ve sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle PFDK'ya sevk edilmiş. Bakın çirkin kötü tezahürat. Ben duymadım şahsen. <laughs> Maçın gözlemcisi de duymamıştır muhtemelen. Hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamalar sportmenine aykırı hareket nedeniyle PFDK'ya sevk edilmiş. Selahattin Baki hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar ile sportmenine aykırı hareket nedeniyle PFDK'ya sevk edilmiş. Peki PFDK şey TFF Başkanı Lale Ortaya küfür eden ağır hakaretler içeren tezahüratlar yapan Galatasaray ne oldu? Başakşehir maçında maç boyu MHK başkanı Lale Orta'ya küfür eden Galatasaray taraftarı kötü ve çirkin tezahürat nedeniyle PFDK'ya sevk edilmemiş. O maçın gözlemcisi Mustafa Kamil Abitoğlu'ymuş arkadaşlar. Yani Galatasaray omuzlarında taşıyarak emekli etmişti. Hatırlarsınız Mustafa Kamil Abitoğlu'nu. Yani Abitoğlu... Yani büyük bir skandala imza atmış öyle söyleyeyim. Yani Galatasaray dolu tribünler içinde oynasın diye bayağı bir şeyler yapılmış. Hatta ben şunu söyleyeyim. Kayserispor'la oynayacaklar Cuma günü. Kayseri Kayserispor'da 9 kişi sahaya çıksın. Tam adalet olsun han. Yani adalet isteyen Galatasaray. Ben anlamıyorum. Bir bayana maç boyunca bilmem ne o ile başlayan küfürler, bilmem ağır küfürler. Ceza almazken Fenerbahçe maçında ceza alıyor taraftar. Çok çok ilginç. Ama Uğur sözüyle bu kısmı kapatayım. Süper Lig'in adil olduğunu savunmak, dünyanın düz olduğuna inanmak gibidir diyor. Ben şunu söyleyeyim. Galatasaray şampiyon olursa Süper Lig adildir. Dünya düzdür. 6 15'ten büyüktür. Galatasaray şampiyon olamasa Süper Lig kirlidir. Her şey kirlidir. Federasyona her şey katılmıştır. Siyaset işin içindedir. Bilmem. Dış minnaklar katılmıştır. Gelişmemizi istemeyenler bunu yapmıştır. Şöyledir, böyledir. Vesaire vesaire. Ama ortada bir Fenerbahçe gerçeği var. Mesela Miha Zaytsın, sapladı, e, Miha Zaytsın güzel hesaplayıp attığı golle 23 metreden saatte 111 kilometre hızla gerçekleştirdiği şutunda beraberliği yakalayan Atilla Salahi'nin kafasını soktu, e, kafasıyla topu kaleye soktuğu golle de maçı kazanan Fenerbahçe. Hakemi de yenen Fenerbahçe. Bir tane yürekli mi yüreksiz mi bir eleman demiş ki Cumartesi günü Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi neden buluştu demiş. Ben açıklayayım. Mala anlatır gibi anlatayım da belki duyar. Bak mala anlatır gibi anlatıyorum. Tam yani seviyesine uygun olsun diye. Pazartesi bizim maçta hakkımızı yiyin diye görüşmüş. Hani golümüzü çalın. Penaltımızı vermeyin diye konuşmuş. Rakibin kartlarını es geçin. Bizi doğrayın diye konuşmuş. Ha, yanlış anlaşılmasın. Ya hiç mi yüzünüz yok? Çoğluğunuza çocuğunuza hiç mi haram yedirdiniz düşünmüyorsunuz ya? Ya hiç mi utanmanız, arlanmanız yok? Hani bunun bir durma durma noktası yok mu ya? Yani bunun bir durma noktası yok mu? Bir utanacağınız bir durum yok mu? Vay be. Yılın soygunu, utanç skandalı falan filan. Demek ki demek ki Fenerbahçe taraftarı e, normal yollardan küfür etmediği için ceza alıyor. Şey, şey diyordu yorumcu antoroluk. Neyse biz onu bunu boş verelim. İtle köpekle uğraşacak olsaydık veteriner olurduk diyerek sözü şuraya getirelim. Bu arada itle köpekle uğraşacak derken arkadaşlar yanlış anlamayın. Edilen küfürler bir kadına tribünde edilen küfürler itlik köpeklik diyordu Galatasaray taraftarı. Neydi o beyin sportu çalışan bir tane Sümertaş Sümertaş. Fenerbahçe taraftarı kadına şiddet yapıyor bu köpekliktir diyorlardı. Bunu yapan ittir köpektir diyorlardı. Eser döner, sap döner. <laughs> Mahmut Tekdemir'in karısı paylaşım atmıştı bir ara. Fenerbahçe boş verin biz Fenerbahçe'ye dönelim. Zaten ligin adaleti olsaydı aralıksız Fenerbahçe şampiyon olurdu. Çünkü niye her sene Fenerbahçe kullanıyormuş ama Fenerbahçe hiç kupa alamıyor. Şair demiş ki ya bir, bir geri kuyuya bir taş atmış. Bir sürü geri demiş ki bu kuyuya taş atan Fenerbahçelidir demiş. O taş atan geri demiş ki aynen demiş. Hadi birlikte bu taş almaya çalışalım demiş. Bütün delillerle o taşı almaya çalışmışlar diye. Öyle miydi ya? Neyse ya boş verin. Fenerbahçe bu sezon resmi maçlarda 99 gol. Hazırlık maçlarında 34 gol. Toplamda 133 gol atmış durumda. Haliyle de bu kadar golcü bir takım haliyle de birçok penaltı almış durumda. Daha verilmeyen bak tek tek sayarım. Benim benim kararlarımı boş verin. en Sport Trio ekibinin en az 2 kişinin penaltı dediğim pozisyonları sayalım. En az 20 tane penaltı pozisyonu vardır. En az 20 tane. Sadece Adana Demirspor maçında 2 tane. Dünkü maçta 1 tane. Alanya maçında 2 tane. Bak 5 tanesi 3 maçta çıktı. Gerisini söylemiyorum bile. Yani bu takıma bu algıdan gittiler. Arda Güler diye bir futbolcu var Fenerbahçe'de. Son 3 maçını söyleyeyim. Beşiktaş maçında 2 penaltı aldırdı. Yani iki penaltı aldırdı. Ha, ağlayıp zırlıyorlar biri penaltıydı değildi diye bunu söyleyenler orta sahada futbolcusu yatıp da bağlı bulunduğu cemaat tarikattan dolayı penaltı alan takımlar. Kayseri Spor maçında bir gol. Karagümrük maçında da bir asist yapan bir Arda Güler var. Fenerbahçe'nin en büyük rakibi kim? Jorge Jesus. Gerçekten Jorge Jesus. Şimdi arkadaşlar muhteşem bir ahenk var. Oğuz. Takımda güzel bir uyum var. forma adaleti var. Dediğin anda boz. Takım çok güzel gidiyor. Tiki takalar müthiş. Bir şeyler ekliyor, geliştiriyor derken derbi maçı boz. 4-1-3-2 muhteşem taktik. Çok iyi gidiyoruz. Çok iyi uyguluyoruz. Bunu sahada bizim kadar iyi uygulayan yok. Önemli maçta boz. Bizim en büyük el frenimiz Jorge Jesus. Şimdi biz hakemlere atıp tutuyoruz. Federasyonu atıp tutuyoruz. Şunu atıp tutuyoruz. Hepsinin bir hakkı var. Ama kendi içimizde eğer arkadaşlar bir şey söyleyeyim bakın. Sadece bir matematiksel bir basit bir hesaplama yapacağım. Fenerbahçe 4 tane derbi maçın açıklandı. Yani Trabzonspor maçın da derbi maçı saydığım için söylüyorum. 4 maçın 4'ünden de beraberlikle ayrılsaydı. Bugün ne olurdu biliyor musunuz? 4 maçın 4'ünden de beraberlikle ayrılsaydı. Hiç düşündünüz mü? Galatasaray 61. Fenerbahçe 60 puan. Bakın 61, 60, Beşiktaş 53 puan. Maç fazlası da var. 61-60 bak. Aslında Beşiktaş'ta 8 puan yaklaşmış olacaktı Lider'e. Yine 8 puandı. Hani Trabzonspor falan sanıyorum. Biraz da aşağıda diye. Sadece Fenerbahçe'nin kendisine için söylüyorum. Bu 4 maçta kaybettiği maçlardan herhangi birini kazansaydı misal veriyorum Galatasaray maçını kazansaydı 60-60 puanlar. Şimdi çok da serzeniş geliyor. Hocam böyle ben söylüyorum bunu? Sen inanmıyorsun şöyle böyle. Hayır arkadaşlar. Hayır. Ben şunu söylüyorum. Fenerbahçe aslında Jorge Jesus'un şu derbi maçlardaki yaptığı ukalalık yüzünden bu durumda. Biraz da bu durumda. Yine hakemler sıkıntı yapacaktı. Yine olacaktı ama bir yapacaktı, iki yapacaktı. Dün Flamengo Vitor Pereira'ya yollarını ayırdı. Bu arada ben Vitor Pereira'nın Trabzonspor'a geleceğine daha bir şeyler duydum ama e, bu benim tem... Yani mantıksal olarak ben Trabzonspor'un yerinde olsam ya Vitor Pereira'yı getiririm ya Fatih Tekke'yi getiririm ya Şota'yı getiririm. Çünkü başka türlü kimse kurtaramaz. Yine aynı olur sezona başlar değiştirirler. Başlar değiştirirler. O benim sorunum değil. Vitor Pereira kovuldu. Sonrasında ne oldu? Brezilya'da Serie A'da sezonun başlamasına 4 gün kala Flamengo taraftarı takımın başına Jorge Jesus'un getirilmesi için yönetime büyük baskıda bulundu bulunmayı da sürdürüyor. Bu tıpkı bizim Fenerbahçe taraftarı gibi ya. Yanlış anlamayın bak. Ben de Ersun Yanal'ı çok seven bir adam olarak söylüyorum. Bugün Ersun Yanal boşta olsa atıyorum Jesus gidecek olsa ben Ersun Yanal gelsin derim. Tam derim onun oynatacağı takım. Tam onun oynatacağı sistem. Tam onun oynatacağı hazır kadro derim. Bir kısımda Aykut Kocaman der. Bir kısımda İsmail Kartal der. Bir kısımda Davum der. Yalnız ben kimle konuşursam konuşayım hepimiz aynı fikirdeyiz. Bize Portekizli hocalar yaramıyor. Bize ya Alman olacak ya Brezilyalı olacak. Ya Alman ya Brezilyalı. Harbi söylüyorum. Eğer Roberto Carlos Sivas'ta tuttuktan sonra biz onu tutup takımın başına getirseydik şu an hala takımın başında olsaydı emin olun biz bir sürü şampiyonluk yaşardık. Çünkü çok da iyi oynatıyordu Sivas o sezon. Elimizdekini kaybettik. Aurelio'yu denedik. Aurelio'nun olacak iş değil. Aurelio yarı Türk. Türk milli takımında oynadığı için o kaybetti Brezilyalılarını. Zico'yu getirebilirdik vesaire vesaire. Ama durum bu. Şimdi Jesus Fenerbahçe'de devam ediyor. Sosyal medyaya birçok haber yayıldı. Flamengo Jesus'ta görüşmelere başladığı Müzakereleri Marcos Braz yürüttü dediler. Jesus'un Fenerbahçe ile olan sözleşmesi Mayıs ayının sonuna kadar devam ediyor dediler. Dört gün sonra ligleri başlıyor yani bir an önce almak zorundalar. Jesus Flamengo'yu tekrar çalıştırmak istiyor dedik. Geçen sezon bize gelmeden önce kulisini yaptı dedik. Hatta birçok tarafta da şunu söylüyor. İki tane sıfır servis beklenen çöpü 6,5 milyona Fenerbahçe'ye aldırdı diyorlar. 3,5'ü Arao'ya aldırdı. Sizin tabirinizin 2,8'de şey olacak olsa değil mi? Yani 6,3 olarak hesaplıyorlar. Davoyu. Yani bir kısım taraftar rahatsız. Sonra Flamengo Başkanı Jorge Landim Jorge Sampaoli'yi getirmek istemiş. Bunun sebebi de şuymuş arkadaşlar. Zaten gelmeden önce 2015 seçiminde, e, oradaki seçimden de bizim ülkedeki değil. Teknik direktör konusunda anlaşma sağlamış ama seçimi Eduardo Bandeira de Mello kazanmış. Bu hayalini gerçekleştirememiş. Sonrasında yine tabii çeşit çeşit haberler ortaya atıldı. Ben duyumum sabit arkadaşlar. Mayıs ayı bitene kadar Jesus takımın başında. İsterse Feriştah'ı gelsin diye. O yüzden de çok açıklama yapma gereği duymadım. Bu videoda da açıklayayım. Bir buçuk aylık maaşını Fenerbahçe'ye tazminat olarak ödemeye hazır demiş. Fenerbahçe Arao transferinde indirim yapmadılar diye. Jorge Jesus'un tazminatı konusunda e, herhangi bir baş burada Flamengo'ya kolaylık sağlamayacak dediler. Jesus Yıllık 4,5 milyon euro maaş teklifi yapan Flamengo'dan 7,5 milyon euro istemiş. Sadece keş kendi. Ekibi de 2,5 ister 10. Ekibi de şey ister 10. Bu doğrudur. Sonra Flamengo demiş ki biz bu parayı veremeyiz. Nau nau demiş. Görüşmeler olumsuz sonuçlanmış. Jesus'un istediği miktara ulaşamamışlar. Eee... Irena Palma bu sanırım Cesur'dan kan olan şeydi. Demiş ki Türkiye Kupası'nda yarı finalde olan Fenerbahçe. Ligde de ikinci sırada yer alan Jesus sezon bitmeden asla Fenerbahçe'den ayrılmayacak demiş. Sonra başka biri çıkmış Fenerbahçe'nin Jesus'a yaptığı sözleşme teklifi 2 yıla yükseltildi demiş. Ya arkadaşlar bakın sözleşmesi süren bir teknik direktörüm var. Doğru ya da yanlış bak ben şunu söyleyeyim. 5 <laughs> seneler Ali Koç'un en büyük hatası neydi? En ufak rüzgarda Ahmet'i dinledi, Mehmet'i dinledi. Ya bunu Ahmet Ercanlar olarak ya da ne bileyim Mehmet Alakuş olarak düşünmeyin. Ahmet Mehmet örneğini verirken hani dillere pelesenk olmuş bir sözü ben söylüyorum. Hani Ahmet'i Mehmet'i dinledi diye. Ahmet'i dinledi, Mehmet'i dinledi. Onu dinledi, bunu dinledi. Hemen karar verdim. Ersun Yanalı getirdi, kadro kurmadı. Erol Bulut'u getirdi, devasa kadro kurdu. Koku'yu getirdi en iyi iki oyuncusunu, üç oyuncusunu birdenbire sattırdı. Adamı dımdızdak bıraktı. İsmail Kartal'ı getirdi. Her şey çok güzel giderken seninle devam etmeyeceğiz deyip şey susu getirdi. Yani ne yaparsa yapsın mutlaka bir yanlış içindeydi. Ama mesela Erol Bulut'u gönderip şey Emre Belezoğlu'nu getirdi. 10 maçına takıma emanet etti. Emre çok iyi götürdü bence. Yani ne derseniz deyin çok iyi götürdü. Diyemedi ki ulan eski kurt hocalardan birine mesela İsmail Kartal'ı getireyim Emre'yi yardımcısı yapayım burada pişsin al sana sistem diyemedi. Yanlış üstüne yanlış yaptı. Yani Emre Belezoğlu'ndan sonra Vitor Pereira'yı getirmek harbi harbi, harbi akıl tutul. Yani arkadaşlar bak şimdi ben Emre'ci, Aleci, şucu bucu değil ben Fenerbahçe'yim ben mantıklı düşünün. Kardeşinizim duygularınızla tercüman olmak için buradayım. Ya bir insan bu kadar arka arkaya hatayı istese de yapamaz. Ama Ali Koç yaptı. Koku'yu hiç getirmeseydi, Aykut Kocaman'la devam etseydi ilk sezonda bence Fenerbahçe şampiyon olabilirdi. Ama biz taraftar olarak ne dedik? Ofansif hoca, ofansif hoca, illa ofansif hoca. Biz şunu diyemedik. Ya Aykut Kocaman 2010-2011'de yeterince ofansif oynattı. Nasıl oynattı? Kadro süper olunca. O zaman 3-4 tane takviye yapalım, hocaya para vermek yerine uygun sisteme devam edelim diyemedik. Neyse de geçelim. Koku'yu gönderdik. Sonra Tahir Tahir Karapınar, Zeki Murat Göle Allah aşkına koskoca Fenerbahçe'yi başsız bıraktık. Hani ben tek tek aşama aşama saymak istemiyorum. Ama anlayın diye söylüyorum. Bu sezonda Jesus'u getirdin. A plus hoca. Ne istiyorsa alayım. Okey. Her şey çok güzel. Takım sendeledi. Takım Jesus'un saha içindeki üçlü gerizekalılığı yüzünden ve saha dışında Ali Koç ve yönetiminin pasifliği yüzünden bu hale düştü. Dik dursaydın, bak dik dursaydın, Ümraniye'de 2 puanın, Giresun'da 3 puanın, Konya'da 3 puanın çalınmasaydı Galatasaray maçında rahat rahat çıkardım beraberliğe bile yatıp şu anda farklı bir konumdaydın. Önüm bu kadar kolay da kesilemezdi. Rakiplerim bu kadar kolay da kullanamazdı. Jesus Efendi Derbilere çok büyük iddiada bulunuyorum. 4 maçın 4'üne de 4-1, 3-2 çıksaydı en az 2 galibiyet elde ederdik. Matematiksel olarak 5 puan fazla olur. Bu maçlardan biri Galatasaray maçı olması halinde ise 6'mızı almıştık Galatasaray'ı. Yani 6'mızı aldıktan sonra zaten psikolojik üstünlük bizde olurdu. 14-14 falan yapamazdı. Yani 2 büyük hata. Ama Ali Koç'un şu anki düşüncesi bence son derece mantıklı. Şuraya kadar gelmişim. Bari buradan sonra Jesustan devam edeyim diyor. Ben Karagümrük müsabakasının ikinci yarısından gayet memnunum. Kayserispor maçından memnunum. Ne bileyim Alanya maçından memnunum. Yani Fenerbahçe Anadolu takımlarla oynadığı maçların neredeyse %90'ından memnunum. Yani şu an var ya Galatasaray ve Trabzonspor'la maç yapmayacak olsak atıyorum şu an 11 maçımızın kaldığını hesap ediyorum ben. Yani Türkiye Kupası'na finale de çıkarsak maksimum 11 maç. 11 maçın 11'de Anadolu takımıyla olsa herkes %90'ınız 11'de 11'e inanırdı. Şimdi herkesin kafasındaki düşünce şu Trabzon maçına bu üçlü çıkar yeniliriz. Galatasaray deplasmanla üçlü gider yeniliriz diye. Anladınız mı? Onun dışında ben Ali Koç'un yaptığını mantıklı diyorum. Gitti bir Aziz Silin operasyonu yaptı. Dedi ki bundan sonra üçlü çıkılmayacak. Kabul. Bunun garantisini aldı. Şimdi ben size şunu söylüyorum. Ben 11 maçtan umutlu muyum? Umutluyum. Niye umutluyum? 4-1-3-2 oynanacak. Arda Güler kendine gelmiş. Zayis gelmiş. Sakatlar dönecek. Luan Perez'i ben saymıyorum bile. Luan Perez cevap Pedro önümüzdeki futbolcular, futbolculara. Onları saymıyorum. Şu ayı dönecek. Osterwald'e dönecek. Lincoln zaten bir oynuyor bir oynamıyor. Onun yanına zaten Osterwald'e alındı. Bir zahmet o oynasın onun yanına. 6 milyon euro büyük paralarla alındı. Vesaire vesaire. Ankara gücü maçımız var. Cumartesi günü. Ankara gücü maçından önce teknik direktörleri Ali Soğuk açıklamalarda almış. Ali Soğuk demiş ki işte bu maç final niteliğinde Fenerbahçe'ye gol veya ve goller atacağım demiş. Tamam Ali 2 tane sen at. Beş tane de biz atalım. Kabul. Ama aynı şekilde Galatasaray maçında da iki tane, atacaksın. Söz mü? Yani aynısını Jack niye yaptım? Oldu. İnşallah seninki de olur. Fenerbahçe maçı kazansın. Bir sıfır da olsun kazansın. Ama Ankara gücü Galatasaray'ı zorlasın evinde. Mesela Fenerbahçe Alanya'yı yendi. Aynı Alanya Galatasaray'ı yensin evinde inşallah. Fenerbahçe Kayseri'yi yendi. Aynı Kayseri Galatasaray'ı yensin inşallah. Bir mağlubiyetine bakar. Galatasaray camiasının çil yavrusu gibi dağılması bir mağlubiyete bakar. Sadece bir mağlubiyete. Sadece bir mağlubiyete Ben size söyleyeyim. Çünkü o kadar gerildiler ki çatacak adam arıyorlar. Ya şu anda birisi çıksın sarı kırmızı bilmem ne rengi falan desin. İnanın çatacak adam arıyorlar. Onlar da farkındalar oyunları geriye gittikçe. için. Cevap Pedro demiş. Unutmadan söyleyeyim. Cevap Pedro'ya arkadaşlar gelen teklifleri biz değerlendirmedik ama yani o da farkında, biz de farkındayız. Gitmek istiyorsa istediği her takıma gidebilir. Ben ısrarla söylüyorum, yanlış anlamayın. Geldiği paranın yarısına bile gitse olur. Kabul. TFF yabancı sınırını kaldırmayı planlıyormuş ki bunu zaten benden çok defa duydunuz. Önümüzdeki sene böyle yalvarırım. Mantıklı bir yabancı kuralı getirin. Deyin ki 30 yaşından büyük hiçbir futbolcuyu alamazsınız deyin. Yani mantıksal olarak deyin ki bak mantıksal olarak hiçbir hani ee, 30 yaş üstü futbolcuyu alamazsınız deyin. Hiçbir 30 yaş üstü futbolcuyu. 30 yaş üstünü aldırmayın. Al sana futbolun kalitesi. Ya da deyin ki kaç futbolcu sattın paşam? 3. Şu anki mevcut kadrona o kadar futbolcu ekleyebilirsin. Yani 14'e 17 yapabilirsin. Ama bu saçma olur. Ama 30 yaş üstünü aldırmamak daha mantıklı olur ya da 30 yaş üstüne bonservis veremezsin. Ya da bonservisli yabancı alamazsın. Ya da milli takımlarda son dönemde şu kadar oynamayan alamazsın diye. İnanın daha kaliteli olur. Niye? Fenerbahçe Arda Güler'i satsa kimle dolduracak yerine? Galatasaray Kerem'i satsa kimi oynatacak kanatta? Ne bileyim Beşiktaş hani Necib'i ee, Necip'i satsa kimi stepni olarak kullanacak? Kalede bile oynuyor yani. Bundan durum bu. Son olarak da MHYB köşemiz. Yani Mustafa Hoca yine bildiği köşemizde. Dört büyük takımın kapa açıklanan resmi borçları. Ben bunu paylaştığım arkadaşım bir demiş ki kaynak neresi? Lan kap kap kamuoyu aydınlatma platformu. Kulüplerin resmi açıklaması. E i̇yi de ne kadar güvenilir? Senin beyninin güvenilik derecesi kadar. Şu kardeşiniz Buradaki arkadaşlara dedi ki bak buradaki arkadaşlara dedi ki Fenerbahçe'nin borcu Galatasaray'ın da Beşiktaş'ın da altına düşecek. Bunlar bizim yani borç bizi borcu geçecek. Ve bu hesaplamayı dedim. Yani ben bu hesaplamayı yaparken aslında reel olarak 2023 Ocağı hedef aldım. Yani 2023 Ocak'tan önce olacak dedim. Şimdi doğruya doğru. Ben de kıvrım olmaz. Ama bu açıklanan rakamlar şimdinin rakamı değil. Yani Nisan ayının rakamı değil. Anlatabiliyor muyum? Zaten o ayların rakamı. Galatasaray 6.65. 6.66 olsun. 6.66. 3 tane 6'dan aklımızda kalsın. Beştaş 6.18. Fenerbahçe 5.99 milyar. Trabzonspor 3.2 milyar. Biz buna Mustafa Hoca yine bildi diyoruz. Yani bunu çok kişi bilmez. Çok kişi de kabul bile etmez. Yani inkar eden arkadaşlarımız çok sağ olsunlar. Hocam iyi de bu nasıl oldu? Ben size başka bir şey söyleyeyim. Galatasaray'da Beşiktaş'ta gelecek sezon ya özüne dönecek ya da maymuna dönecek. Hakaret etme. Bak biz Galatasaray, Beşiktaş taraftarlar falan filanız seni takip ediyoruz. İstediğin taraftar ol. Ya özüne dönecek takımınız ya maymuna dönecek. Kevgire dönecek. Yalama olacak. Perişan olacak. Siz de Lan 6.65 milyar ne demek? Ne demek? Daha var ya bak. Bunu bu paranın içinde zanyolu parası falan filan yok. Futbolcuların yıllık ücretleri şunu bunu yok. Ben size söylüyorum rahatlıkla ve rahatlıkla ve rahatlıkla Galatasaray'ın total borcu 7.5 milyara yakın. 7.5 milyara yakın. Haziran dönemi açıklandığında göreceksiniz. Bak şimdiden de söylüyorum. Bak konuşursam ya yedi yeniden oynar. Öyle ben ben öyle basit bedavadan şey dedi konuşmam. Kanıtlı ben yeri konuşuyordum kardeşim. Diyen Aziz Yıldırım gibi de değilim. Ben net konuşuyorum. Beşiktaş'ın borcu 8 milyara yakın. Ama Beşiktaş akıllı bir iş yaptı. Ne yaptı? Eldeki birkaç tane genci paketledi. Rıdvan'ı, Mıdvan'ı paketledi. 8 milyarı düşürdü. Şu an Beşiktaş'ın mevcut borcu yani Nisan ayı itibariyle 6.9 falandır. 6.9 milyar falandır. <laughs> Sen kendi kulübünden bahset. Senin kulübünün durumu ne? Fenerbahçe Spor Kulübü 5.99 aşağı yukarı 6.2 falan olmamız lazım. 6.2 milyar TL olmamız lazım. Ancak ancak yaz döneminde yapacağımız satışların Galatasaray'da Beşiktaş'ta yapacağı futbol satışlarının %50'sini bu borçları ödemeye kapatacak. Bir Ferdi Kadıoğlu 30 milyon euroya satılsa 15 milyon euro yaklaşık 300 milyon liraya tekabül eder. 300'e çık Fenerbahçe 6.2'den 5.9'a düşmüş olacak zaten matematiksel olarak. Ve o parayı harcayamayacak yani. Atıyorum kafadan bir Berisha'yı bir Osay şey Osay yani bir Berisha bir Osay 20'ye satmış olsa onunu borç ödemeye harcamış olacak. İyi de hocam Galatasaray kimi satacak? Ya Nelson'u satsın, Sakaboya'yı satsın, Kerem'i satsın. Hocam Icardi mi Icardi var ya kadroları iyi. Matayla Mertens'te 36'lık 37'lik Matayla Mertens'te seneye çok daha iyi olurlar. Özüne dönmek zorundalar. Mecbur dönmek zorunda. Beşiktaş'ta dönmek zorunda. Kaç futbolcusu şu an kiralık Beşiktaş'ın? Masuako falan kiralık diye biliyorum Anlatabiliyor muyum? Demek istediğimi anlayın diye söylüyorum. Ha? Yanlış anlamayın. Daha bir de Onur Bulut transferine de bir de transfer yasağı yerse Beşiktaş haşırttı Blackbird. Galatasaray Ciguliyemi Guliyev diyemediği paralardan transfer yasağı yerse haşırttı Blackbird. Şu an var ya en mantıklı konumda olan takım Fenerbahçe. Aslında Galatasaray yanlış yapıyor. Ben Galatasaray'ın yerinde olsam algı yaparken derim ki bak biz seneye transfer yapamayacağız. Patronumuz kötü. Beşiktaş da yapamayacak. Fener bu sene şampiyon olamasın da derim. Seneye nasıl olsa bunlar açık, açık ara şampiyon olur falan derim. Algı yapacaksan mantıklı algı yap. Trabzon'un durumu zaten nanay. Ama bir de işin mantıklı öbür boyutunu düşünün. Fener bu sene şampiyon olsa seneye de şampiyon olur bu sene şampiyon olan takım şampiyonlar ligine gideceğim cart yapacağım jurt yapacağım diye ya sadece şunu söyleyeyim sadece bak rahatsız olduğunuz isimlerin hepsini göndereyim Gustavo'yu göndereyim tamam mı Luan Perez aldığım paraya geri göndereyim bunların yine bir tane kütürük eri gibi stoper alayım Ara göndereyim. Crespo, Mert Hakan, İsmail, Zahis Dursun. Bir tane de 8 numara alayım. Kütürük gibi. Tamam. Kabul müsünüz? İrfan'ı satayım. Emre Mor Dursun. Emre Mor'un önüne müthiş bir kanat alayım. Rossi'yi satayım oraya iki tane kanat alayım. Buruma'yı da göndereyim. Kabul müsünüz? O Osterbolden'in arkasına bir tane sol bek alayım. Valencia Batshuayi tamam dursun. King'i göndereyim. Batch e, Pedro'yu göndereyim. Serdar Dursun'u göndereyim. Oraya bir tane Musa Dembele çekeyim. Bir tane de Firmino çekeyim. Valencia'yı da göndereyim. Kabul müsünüz? Takımın ahengi değişti değil mi? 4-5 transferle takım şampiyonlar ligi takımına dönüştü değil mi? Değil mi? Hocam Altay'ı unuttum. Tamam hadi onu da Oraya da bir tane alayım. O yüzden arkadaşlar bakın itidalli olalım. Tamam ben de kızıyorum. Siz de kızıyorsunuz. Haklıyız. Yüzde bir milyon haklıyız. Ne demek üçlü çıkmak? Ya Beşiktaş maçında bu üçlü ile çıkılmasaydı şu anda çok farklı şeyleri konuşuyorduk. O ayrı mesele. Yani Galatasaray maçında, Beşiktaş maçında, Trabzon maçında çıkılmasa şu an başka şeyleri konuşuyorduk. Ayrı mesele ama yapacak bir şey yok. Sezonu bu şekilde bitirelim. Önümüzdeki sezon planlaması yapıyorsak da yazın yapalım. Ha şunu söyleyeyim Allah'tan da umut kesilmez. Allah'tan umut kesilmez arkadaşlar. Galatasaray'ın Kayseri Spor'a mağlup olup senin e, Ankara gücünü yenmen, e, Başakşehir'i deplasmanda yenmen, Galatasaray'ın da Alanya'ya yenilmesi puanları eşit diyor. Senin bir tane hükmen maçın da eksik. Sen o hükmen maçını oynadığın hafta belki Galatasaray yenilecek. Otomatikman öne çıkacaksın. Son haftalarda iki takımda da hükmen maçı var. Onu saymıyorum. Anladınız mı? Yani arkadaşlar uzun lafın kısası takımımıza destek olalım. Başka Fenerbahçe yok. Ben de istiyorum, Jesus gitsin, kalsın, ne olacaksa olsun, belirlensin diye. Ama kafasında sadece Fenerbahçe'ye odaklanması da benim işime gelir. Kafasında Brezilya olmasın, Flamengo olmasın, öbür olmasın, şu olmasın, bu olmasın. Anlatabiliyor muyum? Yani, ee, yani daha söylenecek başka bir şey yok ya. Bilmiyorum daha ne söylenir. Anlatacaklarım, aktaracaklarım bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için. Beğendiğiniz için ve kanala abone olduğunuz için çok teşekkürler. Allah razı olsun. Görüşmek üzere.